Yerel seçimlere giderken sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Topselvi, Yalı, Yunus mahallelerindeyiz. Vatandaşlara mikrofon uzatacağız, biz susacağız, onlar konuşacak. Gündemimiz yerel yönetimler, yerel seçimler yaklaşıyor. Ülke olarak yerel seçime gidiyoruz. Yerel yöneticileri belirleyeceksiniz sizlerin oylarıyla. Öncelikle mahallenizde sorun ve sıkıntılar varsa bunu alalım sizden. İlçe belediyelerden yeteri kadar hizmet alabiliyor musunuz? Görüşlerinizi alalım. 13 yıldır bu mahalledeyim. Yani çok fazla şeylerin değiştiğini göremiyorum. Sadece yeni yapılan bir kültür merkezimiz oldu. Hani bu şekilde daha çok şeyler yapılmasını tavsiye ederim. Yani çok sokakların temizlendiğini ben göremiyorum. Yani yeri geliyor kendi kapımızın önünü biz kendimiz süpürüyoruz. Bazı eksiklikler var ama daha böyle toplumu böyle aktivitelere yönetecek daha farklı şeyler olması gerekiyor. Çocukların eğitim alabileceği daha farklı şeylerin yapılması gerekiyor. Bu en son seçimde hani birkaç şeyler yapıldı. Onun haricinde ben hiçbir şey görmedim. Ama yine de bu mahallenin eksiği var. Yani diğer mahallelere daha çok yöneliyorlar. Topselvi'ye çok bir şey yaptıklarını da düşünmüyorum. Biz Kartal Belediyesi olarak şu an memnun değiliz. Eski temizliğimiz yapılmıyor. Eskiden yapılıyordu. Şu an çok boşluk verildi. Kimse ilgilenmiyor. Söylememize rağmen kimse gelip yapmıyor. Daha önceki seçimlerde verdiğimiz parti gereğini yere getiriyordu. Biz bir deneyelim dedik ama umudumuz çıkmadı. Böyle giderse yani ne olacağını onlar da bilir. Kaybedecekleri bir belli yani. Mahalleye de gidip sorabilirsiniz. Yunus Mahallesi burası. Aşağıda oturuyoruz. Yani istediğimiz şeyi olanakları sağlamadılar bize. İlgilenmediler. Anca lafta kaldı her şey. Yani orada oturmakla bu işler olmuyor. Biz gereği geldiği zaman gereğini yaparız. Halk olarak oyumuzu kullanacağımız yeri biliyoruz yani. Bu kadar. Ya beklentilerimiz çok tabii. Hani her seçim öncesi gelip halka veya esnafa ziyaret yapıyorlar ama seçim bittikten sonra sağ olsunlar kimse görünmüyor. Biz muhtarımızla da işbirliği içindeyiz aslında. Muhtarımıza da birçok derdimizi söylüyoruz. O da anlattığını söylüyor ama bazı şeyler yapılıyor, bazıları yapılmıyor. Mesela biz mahallemizin ana caddesi Topselvi Caddesi. E5'ten başlayıp bu caddeye gidiyor. Buraya bu tümseklerden istedik birkaç tane. Ama tümseğin itfaiye ve galiba ambulans araçlarının geçmesini yavaşlattığı için yapılmadığı söylendi. Ama bunun haricinde bütün caddelerimizde bu yükselti dediğimiz hani hız kesici bariyerler var. Ama sadece buraya yapmıyorlar. Onun dışında sadece binalaşma yapıdan başka ben 50 senedir buradayım. Yani pek fazla bir şey görmedim. Bunun dışında yani temizlik yer yer yapılıyor. Temizlikte yani sıkıntılar var aslında her mahallede olduğu gibi. Bankamız bir sene önce geldi buraya sağ olsunlar bankada geldi. Ama Topselvi öyle bir yerde ki E5 ile Pendik ve Kartal'ın arasına sıkışmış bir mahalle. Pendik'e daha yakınız ama Kartal'la bütün işimiz yani Kartal'a bağlı olduğumuz için Kartal'dayız. Ama biz Kartal Belediyesi'nden ricamız biraz Topselvi'ye de bir güzellik bir görsellik katsınlar yani. Ben Pendik'e sık sık gidip geliyorum. Pendik mahalleleri ve belediyesi daha çok çalışıyor. Yani biz 52 yıllık buralıyım ve yani Kartal Belediyesi çeşitli partiler geldi gitti. Yani hiçbiri Topselvi'ye fazla eğilmedi. Benim yani söyleyeceğim o. Buraya eğilsinler. Buranın potansiyeli birçok yerden fazla ama bir türlü geliştiremediler yani. En eski mahalle burası. Birebir görüştüğüm yok. Mesela kendi Erzincanlıdır. Ben de Erzincanlıyım. Burada da Erzincanlı çok memleketlimizdir. Ama ben olaya memleketli olarak bakmıyorum hiçbir zaman. Hizmeti kim getirirse benim için insan odur, belediye başkanı odur yani ya da parti odur öyle söyleyeyim isim vermem yani. Ama gerçekten buraya biraz eğilsinler. Yani biz görmedik bari çoluk çocuğumuz görsün diyor. Sıkıntı büyük. Burada zaten bir gelişme yok. Yani bir tane banka gelmiş, iki tane de bankamatik gelmiş. Ondan oyalanıyor burası. Ben 50 senedir buradayım. 50 senedir buradayım. Yunus'ta oturuyorum. Yunus da kentsel dönüşüme girdi zaten. Evimizden barkımızdan dolduk. Öyle diyelim. Yani mecbur vermek zorunda kalıyorsun. Çünkü %70'e yakında şeyin devletin yeriymiş orası. İlçe belediyesinde güveniyorum. O anlamda bir sıkıntım yok. Ama diğer sorunlar yani böyle bireysel olarak veya aile şeyini etkileyecek, ilerisini çoluğumuz çocuğumuzu etkileyecek sıkıntılar var yani. Onu demek istiyorum. Ya bunun haricinde şu anda pek söylemeyeceğim bir şey. Peki yerel yöneticilerden ne beklersiniz? Seçimler de var, adaylar da çıkacaktır. Valla şu anda beklentim ne bileyim yani artık iktidarın bile değişmesi öyle diyeyim. Yerel yönetimden memnunum. O anlamda bir şeyim yok. Yani memnunum.
temizliğiydi, şuydu buydu, baba mahalle aralarına falan, belediye temizlik işçilerine kadar ilgi alaka var. Yani o anlamda söyleyeyim. Mesela şunu söyleyeyim, ben 8 senedir şu civarda bölgedeyim. Ben 5 tane yetimim var. Eşim akciğer kanserinden kaybettim. Kendim göğüs kanseri hastasıyım. Halen tedavim sürmekte. Ama yalı mahalle muhtarı mesela daha bir Ramazan'da bile olsun bir erzak getirmemiştir. Ben muhtarımdan şikayetçiyim bu konuda. İki, belediye veya da kaymakamlıklar evet bizlere destek veriyor. Allah razı olsun hepsinden. Ama hani önemli olan şu kiralar, özellikle marketler olduğu gibi hani çok artış. Biz geçinmekte çok zorlanıyoruz. Yani belediyenin elindeki imkanlar neyse elinden geleni yapıyordur herhalde. Adamın elinde imkan yok. Milletvekillerinin bile konuşma şeysi yok ki. Bu ülkede tek kişi konuşuyor. Herkes dinliyor. Başka konuşan yok ki. AK Partili hiçbir tane kim konuşuyor da şey oluyor. Kimse konuşmuyor. Herkes kukla ya bu ülkede. Yani başkanın bir şeysi olacağını zannetmiyorum. Koskoca İstanbul Belediye Başkanı bile görüyorsunuz şey yapıyor. Dinlenmiyor yani. Şeyde bir Tevfik Göksu var şeyde yetiyor biliyorsunuz şeye İstanbul Belediyesi Meclisi'nde. Yani her şeye ret, her şeye ret. Mahalleli sorun pek fazla bakan yok belki. Yani biraz daha düzenli olabilirdi. Millet kendi kendini yönetiyor. Hükümet takip etmiyor. Belediye kontrol etmiyor. Efendim evvelce bakılıyordu. Belediyeleri de hükümet de. Şimdi hiç kimse bir baktığı yok ya. Millet kendi kendini yönetip gidiyor. Söylüyor. Şimdi ya der ki gelen belediyeler aynısını yaptı. Bu da aynısını yapıyor. Herhangi bir değişiklik yok. İstediği vadaya veririm. Hiç şimdi şey yapmam. İsmet İnönü'ye dediler ki Sayın İnönü oyunu kime vereceksin dediler. Oy sandıktan çıkar dedi. Kime vereceğim belli olmaz dedi. Şimdi o hesap gibi. O yüzden benimle sandık arasında. Benimle sandık arasında bu işler. Belki yani hizmet alamıyoruz belediyelerden. Ben 55 senedir bu mahalledeyim. Aynı Topsevli, gene de Topsevli. Bizim başka mahallelerimiz daha çok gelişti. Daha çok mesela yani görünüm şekli, her türlü şekilde iyi oluyor. Yani mesela yukarıda Kurfalı Mahallesi var, Sovanlık Mahallesi var. Evet. Bu yanda git mesela şurada Çavuşoğlu var, bilmem ne var. Oralar buradan daha çok gelişti. Oralarda bankalar var, çarşıları var, alışveriş merkezleri var. Burada yok mu diyor? Yok, yok burada hiç yok. Daha bir tane Ziraat Bankası açıldı, şubesi açıldı. Hı. Başka hiçbir şey yok efendim. Yöneticiler şimdi seçim zamanı geldiği zaman işte vaat ediyorlar. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Aynı ama aynı tas yani hiçbir şey yok yani işte ufak tefek bir şeyler oluyor. Evet. Olarak camilerde, okullarda muslukların bakıma tamire ihtiyacı var. Bunları aç kapı koyup musluklarla değiştirilmesi lazım. Evet. Ne zaman ben gitsem camiye bakıyorum, suları kontrol ediyorum. Bir iki tane bozuk kaçıran mu? Musluk görüyorum. Kapanmamış, bozulmuş. Yani okullarda, camilerde ve hastanelerde bu işlerde. Bunlarda sokak temizliği ve cadde temizliği. Sokak temizliği tabii. Sokak temizliği bazen kedi köpekler falan pisletiyorlar caddelere. Onlara da dikkat etmek lazım. Bunlar sahipleri falan ilgili şey ilgilenmesi lazım. Belediye bir başına hareket ediyor. Belediyeden zaten beklenti yok. İktidardan desen zaten yok. Adam bahsediyor. Kartal'dan hiç memnun değilim. En önemli şey şey gibi geliyor. Evleri yeniden yapmak. Gerisi tezahürat gibi geliyor. En önemlisi oymuş gibi geliyor. Evet. Kentsel dönüşüm. Yeni binalar olması gerekiyor. Yani eski binaların yıkılıp yeniden yapılması en önemli şeymiş gibi gözüküyor bana. Diğerleri var ama yani bu deprem yakınken kentsel dönüşüm en önemli şeymiş gibi gözüküyor.